Merhaba değerli izleyiciler. Bugün çok kısa olarak tövbe ile günah arasındaki ilişkiye değineyim diye, temas edeyim diye düşündüm. Biliyoruz ki günah işlediğimiz kusurun adıdır. Nasıl ki bir çocuk babasına, annesine karşı zaman zaman suç işleyebiliyorsa, biz Rabbimize karşı suç işleyebiliyoruz, günaha girebiliyoruz. Nasıl? Onun emirlerini ihlal etmek suretiyle ve yasaklarını görmezden gelerek günahın içine bir şekilde girebiliyoruz. Çünkü imtihan gereği bir taraftan nefis bize musallat kılındı. Başka bir taraftan Resulullah'ın hadisinde beyan buyurulduğu üzere damarlarımızda kan aktığı gibi şeytan adeta cevelan ediyor bizde. Diğer taraftan günahların cazibesi var. Dolayısıyla günah işleyebiliyoruz, hatalara batabiliyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Derhal temizlenmemiz lazım. Neyle? Tövbe ve istiğfar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi çok etkileyici. Buyuruyor ki, kul günah işlediği zaman, eğer günaha devam ederse ve tövbe etmezse, o günah kişinin kalbinde siyah bir iz bırakır, bir leke bırakır. Günaha devam ettiğinde ve tövbe etmediğinde o siyahlık büyümeye ve giderek kalbini kaplamaya başlar. Eğer günahı bırakır ve istiğfar ederse Allah'ın ihsanıyla o günah silinir, kalp asli temizliğine, berraklığına ulaşır. Kalp bizim manevi hayatımızın merkezini teşkil eder. Ve imanın mahalli kalptir. Dolayısıyla kalbimizi tertemiz tutma mecburiyetimiz var. Bunun yolu günah işlememek değil. Bu çok zor. Hepimiz günaha bir şekilde bulaşıyoruz. Allah dikkatli olmaya ihsan eylesin. Ama vahim olanı, en kötü olanı günahlarla iç içe yaşamak, günahlara bir tür bağışıklık kazanmak ve günahlardan sonra tövbe etmemektir. Allah muhafaza buyur. Asıl bu günahtan dolayı çırpınmak ve teyakkuz içinde olmak lazım. O halde nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben günde 70'ten fazla tövbe ediyorum. Başka bir hadisinde 100'den fazla tövbe ediyorum buyuruyorsa, biz de günahlarımızdan dolayı tövbe etmeliyiz, istiğfarda bulunmalıyız. Rabbimizin bağışlama ismini, kapısını tabiri caizse çalmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresinin 8. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, Ya eyyühellezine emen, tübü ilallahi tövbeten nasuha. Ey müminler, Allah'a nasuh içerisinde, içtenlik içerisinde tövbe edin. Umulur ki Allah bu surette günahlarınızı bağışlar ve sizi rahmetine, rahmetinin mahalli olan cennetine dahil kılar. Tövbeyi şartlara uygun şekilde yapmak lazım. Tövbe lafızdan ibaret değildir. Ya tövbe bir bilinç işidir. Tövbe bir pişmanlık işidir. Tövbe yaptığımızın farkında olmaktır. Tövbe samimi olarak Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilemektir. Ve samimi olarak bir daha o günahı işlememeye azmetmektir. Onun için denir ki tövbenin şartları çok önemli ve o şartlarına uygun şekilde tövbe yapılması lazım. Peki nedir bu şartlar? Netleştirelim. Bir, günahtan hemen vazgeçmek. Birinci şartı bu. İkinci şartı, Cenab-ı Hakk'a samimiyet içerisinde, Ya Rabbi özür diliyorum, istiğfarda bulunuyorum, beni bağışla diye talepte bulunmak. Üçüncüsü, günahın farkında olmak ve günahtan dolayı pişmanlık duymak. İçimizin bir tür acı duyması, bir tür yanması, hatta asıl tövbe budur. İçte bir pişmanlık ve bir yanmadır, bir acı hissetmedir. Neden ben Rabbime karşı bu suçu işledim diye derin bir nedamet duymaktır.
Dördüncüsü, eğer bir daha o günahı işlememeye karar verir. Ha, buna rağmen yine işleyebiliriz. Allah bağışlasın. Dolayısıyla tövbeden asla geri kalmamalıyız. Ama şartlara uygun tövbe yaptığımız için mutlaka o günaha dönmemeye azmimizin olması lazım. İrademizin olması lazım. Bir daha inşallah yapmayacağım diye kendimize telkinde bulunmamız lazım. Bir beşinci şart da eğer işlediğimiz günah ya da suç daha doğrusu insanlarla ilgiliyse, kul hakkıyla ilgiliyse helallaşmak icap eder. Dolayısıyla bu beş şarta uygun şekilde tövbe yapmak, tövbe etmek zaruridir. Yoksa lafız olarak ya Rabbi, günahlarımdan dolayı özür diliyorum, bağışlanmamı istiyorum demek kafi değildir. Günahlarımızın ya da günahımızın günah olduğunu itiraf etmemiz lazım. Bunda nedamet duymamız, pişmanlık duymamız lazım. Keşke yapmasaydım diye içimizin cızlaması lazım. Tövbe öyle başlar. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalpte duyulan nedamet tövbedir buyurmuştur. Nedamet duymadan, kalpte bir pişmanlık olmadan tövbe ettiğimiz zaman bu suri bir tövbe olur. Görünüşte bir tövbe olur. Ama içimiz yanarak, samimiyet içerisinde Cenab-ı Hakk'ın mağfiret kapısını çalarsak işte hakiki tövbeyi o zaman gerçekleştirmiş oluruz. Özetlemek gerekirse biz beşeriz, şaşarız, kusur işleriz, bir şekilde günahlara dalarız veya bulaşırız. Dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Nefsimizin bizi aldatmasına fırsat vermemeliyiz. Nefsimizin şerrinden Allah'a sığınmalıyız. Şeytanın bizi ihva etmesinden Allah'a sığınmalıyız. Ama bir şekilde günahın içine girersek, bir şekilde günah işlersek ki günahtan hali olmak çok zor, o zaman Rabbimizden daima bağışlanma dilemeliyiz. Unutmamalıyız ki Rabbimiz kendisini gafur olarak anıyor, mağfiret eden, tevvab olarak anıyor. Günahlardan dönüldüğünde bunu kabul eden ve bağışlayan anlamında. Rabbimiz kendisini afür olarak anıyor. Affedici, kusuru silici olarak anıyor. O halde biz de günahlarımızın silinmesi için, hatalarımızın yok edilmesi için Cenab-ı Hakk'a samimiyet içinde dua edelim. Ta ki işlediğimiz günahlar kalbimize siyah bir nokta bırakmasın, iz bırakmasın. O izler yok olsun, kalbimiz o saf halini, arı duru halini, berrak halini muhafaza etsin ve Rabbimize bağışlananlar cümlesine dahil olarak inşallah ulaşalım. Thank you.